Herkese merhaba. Bugün yine 3 devrimcinin yargılanan değil, yargılayan olduğu bir mahkemedeydik. Bugün mahkemeye İngiltere'den, Belçika'dan, Almanya'nın bir ucu Berlin'den birçok kişi geldi. 9.30'da buradaydık. Mahkeme önündeydik heyecanla. Ancak mahkeme saat 11'de başladı. Mahkeme heyetinin gecikmesi dolayısıyla. Ve İhsan Cibelik geçtiğimiz günlerde yaptığı savunmasına, son sözlerine devam etti. İhsan Cibelik ilk önce şunu sordu mahkeme heyetine: bizi neden tutukladınız? Ve cevap verdi: bizim, yani gerçek terörizmle alakası olmayan bizleri tutukladığınızda dünyada ne gibi şeyler değişti? Toplumsal olaylar daha mı iyiye gitti? Hangi suç bizi cezalandırdığınızda suçunu bulacak, cezasını bulacak diye sordu. Ve ardından şunu söyledi: bizi tutuklama gerekçelerinizi biz biliyoruz. Asıl suçlular bizi tutuklamanızı isteyenler. Yani daha sonra örnekler verdi. Soma'yı anlattı, Ermeni'yi anlattı, 99 büyük depremini anlattı ve daha sonrasında kendini anlatmaya başladı. İlk yaşadığı işkenceyi anlattı, Türkiye'de nasıl devrimcileştiğini anlattı. Ardından ise yurt dışına çıkışını anlattı ve son dönemde grup yorum konserlerini anlattı. 2016'da Türkiye'deki grup yorum konserlerine yapılan saldırılarla paralel olarak yine Avrupa'da da grup yorum konserlerine yapılan baskıları anlattı ve engellemeleri anlattı. Avrupa'da büyük konserlerde salonların, arenaların nasıl Anayasayı Koruma Örgütü tarafından baskı altına alınmak istediğini anlattı. Ve asıl olarak Türkiye faşizmini anlattı. Yine bilirkişinin de dediği gibi biz de bunu defalarca söyledik dedi ve kendi hayatında yaşadığı işkenceleri anlattı İhsan Cibelik. Ardından ise mahkemeye kısa bir ara verildi. Arada ise Özgül Emre bir konuşma yaptı. Ne Trump ne başka bir şey. Emperyalizm emperyalizmdir dedi Özgül Emre. Ve yaşasın tam bağımsız Türkiye dedi. Ardından kayyumlara değindi. Kayyumları tanımıyoruz dedi. Seçim değil, devrimle son bulacak bunlar dedi. Bunların çaresi bu dedi. Ardından İhsan Cibelik yine devam etti konuşmasına. Ve yine yaşadığı baskılar üzerinden Türkiye faşizmini teşhir etti aslında başından beri olduğu gibi. Daha sonra İhsan Cibelik son sözlerini sonlandırdı. Bir dahaki mahkemede devam etmek üzere. Henüz bitirmedi İhsan Cibelik. Ve bir dahaki mahkeme 20 Kasım'da saat 9.30'a alındı. Normalde 1.30'da olan mahkeme saat 9.30'a alındı. Bizler de burada yaklaşık 35-40 kişi İhsan Cibelik'in son sözlerini dinledik. Ve bir dahaki mahkemede de tüm halkımızı 3 devrimci tutsağın yargılanan değil yargılayan olduğu mahkemelere çağırıyoruz. Bir dahaki mahkemeler de büyük ihtimalle İhsan Cibelik son sözlerini bitirecek ve Özgül Emre başlayacak. Bu yüzden tüm halkımızı hem İhsan Cibelik'in hem de Özgül Emre'nin son sözlerini söyleyeceği 20 Kasım'daki mahkemeye çağırıyoruz. Özgül Emre onurumuzdur. Özgül Emre onurumuzdur. Özgür Emre onurumuzdur. İhsan Cibelik onurumuzdur. İhsan Cibelik onurumuzdur. İhsan Cibelik onurumuzdur. Serkan Küpeli onurumuzdur. Serkan Küpeli onurumuzdur. Serkan Küpeli onurumuzdur. Kahrolsun Almanya emperyalizmi. Kahrolsun Almanya emperyalizmi.